Bu kanalda hep böyle teknoloji odaklı konuşuyoruz. Havacılık, savunma teknolojilerinin farklı farklı taraflarını, sistemlerin özelliğini anlatıyoruz ama bugünkü konumuz insan. 13 yaşındaki genç bir kardeşimizin hikayesi. Ahmet Safa Yazıcı beyninde bir problem yaşıyor ve ameliyat olacak. Ameliyatında olmak için Samsun'dan İstanbul'a geliyor. Fakat doktoruyla buluştuğu zaman üzerinde bir tişörtü var. Solo Türk tişörtü. Doktor da soruyor ona, diyor ki bu tişört nedir? O da diyor ki ben bir gün babamla gösteriye gitmiştim. O tişörtü satın aldık. Bu tişört Türk Hava Kuvvetleri'ni başarıyla temsil eden tek uçaklık gösteri yapan F-16 ekibinin, Solo Türk'ün tişörtü. Ben diyor bu ameliyatı atlatacağım ve ileride pilot olacağım. Solo Türk'te görev yapacağım diyor. Gerçekten gözlerimizi böyle yaşartan bir söz, bir konuşma geçiyor aralarında. Doktoru da çok güzel bir girişimde bulunuyor. Solo Türk'ün ilk kurucu pilotlarından biri olan emekli binbaşı Yalın Ahbap'la temasa geçiyor. Türk Hava Yolları'nda şu an uçuyor Ahbap binbaşı ve Türk Hava Yolları da güzel bir jeste imza atıyor. Yalın Ahbap'a özel bir izin veriyor. O da bu zorlu ameliyat öncesinde genç kardeşimizi sevindirmek üzere hastaneye gidiyor. Ben gerçekten bu görüntüleri böyle gözüm yaşararak seyrettim. İyi ki bu güzel ziyareti yapmışlar. Gelin önce bu videoyu izleyelim. Arkasından ben de Yalın Ahbap'la olan bir anımı sizlere anlatayım. Peki gene giymişsin Solo Türk tişörtünü. Evet, annem yıkandı. Ondan sonra geri giydim. Pırıl pırıl temizliydin. Evet. İyi, ne güzel. Benim de Solo Türk'e ilgim vardı. Bak karşıdaki fotoğrafı gördün mü? Ben mesela işte o pilotları falan filan hep gördüm. Onlarla konuştum. Sen hiç konuştun mu bir pilotla? Ya küçükken konuşmuştum. Öyle mi? Samsun'a gelirken konuşmuştum. Mesela bir pilot görsen şimdi şöyle, evet. Heyecanlı bir şey. Evet. Değil mi? İlginç bir şey olur. Şöyle bir pilotla karşılaşsan. Evet. Vaktiyle jet uçurulmuş. Evet, nasılsın? Yalın Ahbap ben, tanıyor musun beni? Nereden tanıyorsun? Son tek pilotum. Onun kurucu pilotlarından, tamam mı? Duydum senin bir pilotla mutlaka görüşmek istiyoruz. Yoksa demişsin, istemiyorum galiba Selçuk Bey'in. Ay seni yerim ben. Benim de bir tane oğlum var biliyor musun? O da 8 yaşında. Onun böyle tişörtleri var. Ya tişörtünü çok beğendim. Bir arada hatırlıyorum sanki. Samsun'da görmüştüm. Samsun'da. Seyrettin mi sen bizi Samsun'da? Nasıldı? Çok güzel. Çok sesli ama galiba. Çok iyi bence. O zaman şöyle bir şey yapalım mı? Çok emin ellerdesin zaten. Selçuk Bekar hocam seni iyileştirsin. Tamam mı? Seninle Boeing simülatöründe uçalım. Olur. Olur mu beraber? İster misin? Tamam, benden sana söz o zaman. En kısa zamanda zaten çok çabuk iyileşeceksin biliyorsun. Seninle simülatörde uçuyoruz. Tamam. Ama sen kullanacaksın. Tamam. Ben ellemem. Tamam. Söz mü? Söz. İndirecek misin? İndireceğim. Tamam peki, anlattım. Çok geçmiş olsun, tamam mı? Sen Trabzonsporluymuşsun galiba, evet. Doğru mu? Hı-hı. O zaman buna ne dersin? Beğendin mi? Evet, çok. Tamam. Tamam. O zaman kesin gerçek o pilotlarda gelip seninle tanışırlar diye düşünüyorum. Tamam. Ne dersin? Olur. Olur mu şimdikilerde belki? Olur. Tamam, peki anlaştık. Kendine dikkat et, tamam mı? Tamam. Var mı isteğinden? Yok, tamam, bu sağ ol. Tamam, hemen iyileşmeni bekliyorum. Ben bekleyeyim mi? İster misin? Yok. Sever misin? Sizin işiniz vardır. Yok, olsun. Olur. En kısa zamanda görüşüyoruz. Tamam. Bir okullar birazcık sakinleşsin, şu ortamda pandemi de biraz sakinleşsin. Araya zaman girerse unuttuk diye düşünme. Tamam. Ben onu şey, G'den dolayı böyle beyin hücreleri biraz ölüyor ama çabuk unutmuyorum. Bu tarz şeyleri unutmuyorum, şu şeyleri unutuyorum. kısa dönem şeyleri unutuyorum da uzun dönem sözleri unutmuyorum, merak etme. Orada uçardı, ben de çok heveslenirdim, ne bileyim. Bir sürü büyük uçağı kaldırıyorsun böyle, uçuruyorsun. Çok özenirdim. Oradan başladı. Çok heyecanlandım. Ben de senin kadar heyecanlandım biliyor musun? Hiç düşünmemiştim bak bu kadar heyecanlanacağımı. Seni öyle görünce ben de çok heyecanlandım şimdi. Elim ayağım tutuyor. Ablamın bilgisayarından izlemiştim nasıl uçuracağı falan hakkında. Onlara bakmıştım. Ama ne bileyim ilk defa bir kompide uçuracağım. Heyecanlıyım. Ben çok kısa bir derste çok çabuk uçurabileceğini düşünüyorum. Ne dersin? Çok zor değil ya, merak etme. Bu kadar zor değil. Yaparız sen deriz. Selçuk hocamla daha önce tanışmamızdan dolayı sağ olsun Sefa ilk ona muayeneye geldiğinde bu tişörtle gelmiş üzerinde.
Selçuk Hocam'la da biz ta benim Solo Türk zamanlarımdan tanışıyoruz. Dolayısıyla bak dedi yanımda kim var diye bana mesaj attı. Ben de dedim ki ben de tanışmak istiyorum onunla. Dedi ki bir operasyon yapacağız biz ona. Ondan sonra ne zaman diye söyledim. Bugün söyledi bana. Tamam dedim o zaman. Kendisi dedi ki görüntülü konuşturabilirim sizi. Ben de dedim ki o gün ben boşum. Görüntülü konuşmaya gerek yok. Ben atlar gelirim yüz yüze tanışırız dedim. Sonra böyle bir organizasyon yaptık. O zaman dedim bari uçuş, şimdiki uçuş kıyafetimle geleyim. Türk Hava Yolları kaptan kıyafetimle. Hem dedim sürpriz yapmış olalım. Hem de birebir bir pilotla temas etmiş olsun. En azından ilerisi için ona daha büyük bir moral motivasyon olsun diye düşündük. Aynı zamanda bu operasyon öncesinde de. Ama açıkçası bu kadar heyecanlanacağını düşünmemiştim Sefa'da. Şimdi onu görünce ben de heyecanlandım. Ben de bu kadar heyecanlanacağımı düşünmemiştim. Bundan sonra temasımızı koparmayacağız ama sözleştik. Ben Samsun'da onu ziyaret edeceğim. O beni Atakum'da gezdirecek. Ben de onu İstanbul'da gezdireceğim. Söz verdim. Ama öncesinde bir simülatör eğitimimiz olacak. Pilot daha ilk adım çerçevesinde. Bundan yıllar önce Solo Türk ekibi ilk kurulmuş. Tabii ilk kurucular Murat Keleş binbaşı. Daha sonra Murat Keleş TUSAŞ'ta test pilotluğu yaptı. Arkasından Türk Hava Kuvvetleri'ne tekrar döndü. Şu an albay rütbesinde. Arkasından ekip devam etti ve o ekibin genç üyelerinden biri de Sedat Yalın Ahbap'tı. Yalın yüzbaşı rütbesinde biz tanıştık. Sonra binbaşı oldu ve bir gün özel izin alarak Ankara'da 4. Anajet Üst Komutanlığı'na gittik. O zaman tabii 141 filo faaliyetlerini devam ettiriyor. Filoda karşılaştık. Bir günü beraber geçirdik. Yusuf Kurt yüzbaşı o zaman 2 numaralı pilottu ve Yalın Ahbap bize o gün çok özel bir uçuş antrenmanını bizim için yaptı. O uçuşu çekimlerini yaptık. Güzel röportajlarımızı yaptık ekiple ve inanılmaz bir gün geçirdik. Bile sonra kendisi mecbur hizmetini tamamladıktan sonra Hava Kuvvetleri'nden ayrıldı. Halen Türk Hava Yolları'nda uçuşlarını başarıyla devam ettiriyor. Artık bayrağı da sivil havacılıkla devam ettiriyor ama zaman zaman okullara gidiyor. Çeşitli derneklerin, kuruluşlarının öğrencilere özellikle motivasyon amaçlı konuşmalarını yapıyor ve gençlere yol göstermeye, rol model olmaya devam ediyor. Ve tabii bir taraftan da şu an Solo Türk ekibi 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda, onlar da bayrağı daha da yukarı çekiyorlar ve güzel güzel uçuşlarıyla hem bayrağımızı hem Türk Hava Kuvvetleri hem Silahlı Kuvvetleri başarıyla temsil ediyorlar. Güzel güzel gösteriler yapıyorlar. İnşallah emniyetle uçsunlar. Çok daha uzun yıllar bu güzel gösterilerine devam etsinler. Bugün farklı bir insan hikayesi, Türk Hava Yolları'nın katkılarıyla çekilen görüntüleri sizlerle paylaştık. Üzerine de anılarımızı koyduk. Umarım keyif almışsınızdır. Bu arada genç kardeşimize büyük geçmiş olsun diliyoruz. Umarız o da en kısa sürede bu sağlık problemlerini atlatır. Belki bir gün geleceğin havacısı olur. Kim bilir, bunu bilemiyoruz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen sorularınızı yorum olarak yazın. Bizle temasa geçmek isterseniz info@tolgozbek.com mail adresinden bizlere mesaj atabilirsiniz. Detaylı havacılık ve savunma haberleri tolgozbek.com sitemizde. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.